Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İki Öğrenci Ne İçin Üzüldü adlı hikayemizi anlatacağım. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Luka 24. bölüm 33 ve 35. ayette geçer. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. 11'leri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, Rab gerçekten dirildi, Simon'a görünmüş diyorlardı. Arkadaşlar, İsa kendisinin de söylediği gibi 3 gün sonra ölümü yenip dirildi. İsa'nın mezarına gidip orada onunla karşılaşan kadınlar, öğrencilere gidip haber verdiler. Fakat aralarında İsa'nın dirilişiyle ilgili şüphe duyan ve inanmayanlar da vardı. İnanmayanlar kendi memleketlerine dönmeye başlamışlardı. Aynı gün öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den Emmaus denilen bir köye gitmeye karar verdiler. Yol boyunca İsa'nın öğretişi ve ölümüyle ilgili konuşuyorlardı. Öğrencilerden biri, İsa'nın çarmıhta ölmesi beni hayal kırıklığına uğrattı, dedi. Öbürü de, ben İsa'nın Romalılardan bizi kurtaracağına inanmıştım. Ama ne yazık ki beklediğimiz Mesih o değilmiş, dedi. Öğrenciler böyle konuşurlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. İsa onlara, ben de sizinle birlikte yürüyebilir miyim, diye sordu. Onlar da, tabii ki sakıncası yok dediler. O anda öğrencilerin gözleri İsa'yı tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa'yla birlikte yolda yürürlerken onlara, yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz, diye sordu İsa. Öğrenciler şaşırarak duraksadılar. Aralarından Kleopas adında biri İsa'ya dönerek, Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin, diye karşılık verdi. İsa ise, hangi olup bitenleri, diye sordu. Öğrenciler, Nasıralı İsa ile ilgili olayları, dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkahinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdiler. Biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. Biz onun dirildiğine inanamadık. O yüzden artık Yeruşalim'i terk edip Emmaus'a gidiyoruz, dediler. Bunun üzerine İsa onlara şu karşılığı verdi. Sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? İsa bu konuşmanın ardından Musa'nın yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara okudu. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Birlikte sofrada otururlarken İsa ekmeği aldı, şükretti ve bölüp onlara verdi. Sizce İsa bunu neden yapmıştı?
Hatırlarsanız İsa yakalanmadan önceki akşam Rab'bin sofrasını düzenlemişti. Tam o sırada orada bulunanların gözleri açıldı ve onu tanıdılar. Yanlarında oturan kişinin dirilen İsa olduğunu fark ettiler. Fakat İsa bu olaydan sonra gözlerinin önünden birdenbire kayboldu. Birbirine, yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, öyle değil mi? Dediler. Bu olaydan hemen sonra hızla koşarak Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları orada toplanmış halde buldular. Aralarına gidip, Rab gerçekten dirildi, biz dirilen İsa ile görüştük, o gerçekten dirildi diyorlardı. Öğrencilere yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. İsa, dirilişinden şüphe duyan, inanmayan ve hayal kırıklığına uğrayıp Emmaus'a giden öğrencilerine görünmüştü. İsa onlara kendisinin dünyayı günahtan kurtarmak için çarmıhta ölüp 3 gün sonra dirildiğini gösterdi. Dirilen İsa ile karşılaşan 2 öğrenci onun dirilişine inandılar ve diğer öğrencilere tanıklık etmeye başladılar. Arkadaşlar, siz de İsa Mesih'in ölümü yenip dirildiğine, onun bizi günahtan kurtarmak için gelen Mesih olduğuna inanıyor musunuz? İsa Mesih bizi kurtarmak için çarmıhta öldü, fakat 3 gün sonra ölümü yenip dirildi. O, kurtuluş tasarısını tamamlayarak bizi sonsuz yaşama kavuşturdu. O yaşıyor. Artık İsa'nın dirilişiyle ilgili şüphe duymayalım. Ona yürekten inanalım ve henüz İsa'nın dirilişine inanmayanlara tanıklık edelim.